Hoş geldiniz. Kazım Özel Portaokulu öğrencileri olarak sizler için bir video hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Buyurun hep birlikte izleyelim. İnsanoğlunun ön sözü olarak kabul edilen Mesnevi'nin yazarı bir bilge, Allah aşkıyla dile getirdiklerinin dünyanın 7 kıtasında da az eder yankılandığı bir dermiş. Mevlana Celaleddin Rumi. Takvimler 17 Aralık 1273'ü gösteriyordu. Mevlana Celaleddin Rumi bugün de kavuşmuştu sevgilisine, en sevdiğine, biricik Rabbine. Ve Mevlana Celaleddin Rumi henüz hayattayken kendi tabiriyle Şeb-i Arus demişti bugüne. Peki nedir Şeb-i Arus, biliyor muyuz? Sahi nedir Şeb-i Arus? Bu kısmı videonun sonuna bırakalım. O zaman öncelikle sevgi, hoşgörü ve barışın sembolü Hazreti Mevlana'nın önemli yönlerini kısaca tanıyalım. Diğer bütün sufiler gibi Mevlana Celaleddin Rumi'nin temel öğretisi tevhid düşüncesi etrafında örgütlenir. Celaleddin Rumi, Rabbine olan bağı ve Rabbine olan aşkıyla ön plana çıkmıştır. Mevlana, Müslüman, gayrimüslim, bütün insanlıkça beğenilmiş bir sanat adamıdır. Fikir ve kişi özgürlüğüne olağanüstü değer vermiş, insana adeta bir varlık derecesine yükseltmiştir. Sonsuz derecede hoşgörülüdür, büyük bir şair ve mutasavvıf, bilgin ve fikir adamıdır. Türk ve dünya edebiyatının önde gelen sanatçılarındandır. Tasavvuf düşüncesini halk zevkine uygun olarak hikayeler yardımıyla anlatmaya çalışmıştır. Arapça, Farsça ve Rumca bilen Mevlana bu dillerle de şiirler söylemiş, devrin edebiyat dili Farsça olduğundan şiirlerini Farsça yazmıştır. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafi, Mecalis Seba ve Mektubat meşhur eserlerindendir. Tasavvuf düşüncesini ilahi aşkla birleştirip şiir sanatıyla ölümsüz hale getirmiştir. Şiiri musiki ve sema sanatıyla birleştirmiştir. Din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün insanlığa seslenmiş, insanı insan olduğu için sevmiştir. İnsan sevgisi ve ilahi aşk eksenindeki dini konuları kendine özgü bir biçimde işlemiştir. 66 yıllık ömrüne önemli işler sığdırmayı başarmış bir gönül adamıdır Mevlana. Ardından 7 asır geçmesine rağmen bugün dünyanın dört bir yanında etkisi devam eden Mevlana'nın bazı güzel sözleri var şimdi sırada. İzleyelim. Kusuru bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. İnsanın ilim ve edebi en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. Güzel ve iyi yüz kötü bir huyla beraber olunca bil ki kalp akçı bile etmez. İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, görmediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Cahille oturup bal yiyeceğine, alimle oturup kuru ekmek ye. Kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Allah sığmaktan daha iyi bir kale yoktur. O kaleyi kendine yurt edin. Hal ile öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir. Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Mevlana 1244 yılında gönül dünyasında büyük değişikliklere sebep olan Şems-i Tebrizi ile karşılaşmış ve onda mutlak kemalin varlığını, cemalinde de Allah'ın nurlarını görmüştü. Ancak beraberlikleri fazla uzun sürmemişti. Mevlana Şems'in ayrılığından sonra ona hitaben Etme adlı bir şiir yazmıştır. Okulumuz öğrencilerinden Beyza Aygün'ün seslendirdiği Etme şiirini dinliyoruz.
Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme, başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme, ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme, ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşkı öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme. Okulumuz öğrencilerine Mevlana'yı bir veya birkaç kelimeyle anlatır mısınız diye sorduk. İzleyelim. Sevgi, hoşgörü ve barışın sembolü. Ufuk genişliği. Bilge insan. İlahi aşka adanmış bir ömür. Büyük şair. Fikir ve dava adamı. Gönül zenginliği. Cömertlik. Kardeşlik. İyi misin? Merhamet. Şefkat.
hoşgörü. Şimdi de okulumuz öğrencilerinden Sudenaz Altuntaş'ın seslendirdiği Demedim Mi adlı ilahiyi dinliyoruz. Güzel aşık ciğerimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Güzel aşık ciğerimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kılığını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Yemeyenler kılığını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Mevlana'nın insan için yaşam felsefesi olabilecek 7 güzel öğüdü var şimdi sırada. Okulumuz öğrencilerinin okulumuzun zenginliğiyle oluşturduğu güzel bir VTR. Mevlana'nın 7 dilde 7 öğüdü. In generosity and helping others be like a river. در شفقت و محبت چون خورشید باش. Sen yay gay birinde çöy denşi, çoşan heyye yiyan. Kun mitlel meyit fil gadab vel asabiyye. Tavazımın şüphelikte toprak redinde bul. В терпимости будь словно море. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Yaşamını handım, piştim, yandım sözleriyle özetleyen Mevlana, 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk'ı rahmetine kavuşmuştur. Mevlana ölüm gününü vuslat, kavuşma, yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine, yani Allah'ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe, düğün günü manasına gelen şey bir arus demiştir. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Sevgiye, saygı.